Evet değerli izleyenler, an ve zaman kaldığı yerden devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde Cübbeli Ahmet hocamıza devam ediyor. Hocam gerçekten fırtına gibi esiyorsunuz. Yok estağfurullah ya. Gerçekten öyle. Her zaman konuştuğumuz her gibi zaman burada konuşuyorum. Ama yani siz ne zaman konuşsanız zaten büyük alaka topluyorsunuz. Twitter'dan da gerçekten çok mesajlar yollayan var. Tabii tek tek bakamıyoruz, o kadar çok ki gerçekten. Ama gerçekten çok istahişle bahsediyorlar. Herkes çok mutlu sizin bu mevzuları, özellikle de ehli sünneti konuşmanız, bu güncel mevzuları konuşmanız üzerine. Ya bir de şimdi bazıları konuşuyor ama işte kimse konuşmadığı zaman da konuşulması mühimdi. Tabii. İşte üç vasiyetim. Evet, bu kitabınız. Kitapta ne yani, dedik? Diyalog evet. Tehlikesi dedik. Evet. FETÖ'cüler ortalığı patlattı. Evet, evet. Halbuki biz o zaman dinler arası diyaloğun mimarı denen bir adam vardı. Hı hı. Milletvekili adayı olacaktı. Biz orada ikaz etti dedik. Bu adam dinler arası diyaloğun mimar. Ben oğlumu aday yapmak diye bir derdim yok. Şu olmasın, şu olsun, ben siyasete karışmam. Evet. Ama bu adam dinler arası diyaloğun mimarı. Bak sıkıntı. Ondan sonra ilk ayrılan gemiyi bırakanlar onlar oldu. İsmi de belli. İzmir'den. Şimdi bunlar hep uyarıldı. Yani biz ehli sünneti muhafaza edersek Allah da bizi muhafaza eder. Çok evvela dinimizi, itikadımızı hocam öne alacağız. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dineke dinek. İnnemâ ve lehmüke ve demük. Önce dinini, dinine riayet et. Dinine dikkat et. Hassasiyetlerin dinden başlasın. Çünkü evet, neden? Etin de, kanın da, dinin de imanındır. Evet. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Zararlar geliyor ve bundan sonraki tehlikeler. Mesela dedik Şia tehlikesi. O üç vasiyetimde değil evet, mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet, öyle. Ölürüm, kalırım. Bu Türkiye'de büyük tehlikedir. Çünkü neden? Burada papaz gelip artık milleti gavur edemeyebilir. Ama bu da Müslüman denerekten. Evet. Sahabeye sövmek başlar. Ehli Beyt'in adını kullanarak. Ehli Beyt'in adı kullanaraktan Ehli Beyt mezhebi var diye bir mezhep uydururlar. Şimdi de Ehli Beyt mezhebi uydurdular. Ha, siz çok güzel diyorsunuz ki Ehli Beyt mezhebi yok. Bir de İbrahim'i dinler diye bir şey İbrahim'i yok. İbrahim'i dinler tek diye bir palavra yok. İnne dine indellâhil İslam. Tek din İslam. Mâ kâne İbrahim Yahudiyyem ve lâ Nasraniyen. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Ve lâkik yani Hanife Müslüman. Müslümandı diye Kur'an söylüyor. Adam hatta İbrahim'i dinler. Ya Müslüman diyor. Bu dinler diyor. Evet. Bu şirk ya. Evet. Şirk ya. Evet. Evet. Bunu net söylüyorsunuz. Burada zaten anlatmışsınız. Orada anlatmışım hocam de kaç sene evvel. Sonra Şia tehlikesi diyorum. Suriye'de patladı. Evet. Adamlar nasıl mezhepçilik yaptılar. Hocam, biz onlara hiç mezhepçilik yapmadık. 15 Temmuz akşamı kutlama yaptılar oradaki milisler. Suriye'deki evet, İran garnizonunun evet, olduğu yerde darbe başarılı olsun Tayyip Bey düşsün diye. Tabii. Kutlama yaptılar. Seyide Zeynep'in orada türbesinin evet, oradaki garnizon diye duydum. Evet, aynen öyle. Şimdi, İnternette görüntüleri de var. Peki görüntüleri de varmış. Evet. Seyredemedim. Ben gitmiştim Seyide Zeynep annemizdir, ziyaret etmiştim. Demek orada garnizonları evet, var. Çünkü Suriye Esed açtı hep tabii onlara. Şimdi burada adam mezhepçilik yapıyor. Türkiye işte nükleer projesi vesairesi İran'ı destekledi. Tabii. Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen birçok konuda Brezilya'daki o toplantıda evet, Türkiye mezhepçilik yapmadı ki. Evet. Ehl-i sünnet biz mezhepçilik yapmadı ki bizim evet, milletimiz. Ama sen geliyorsun orada ehl-i sünneti kıtır 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 kesiyorsun. Hı-hı. Ya bu masum halkın ne şey var? Bugün yine Esed bomba yağdırdı. Tabii. 56 bin kaç tane çok korkunç vefat etmiş. Var, 10 yaşında çocuklar, anası babası gelmiş ağlıyorlar. Hı-hı. Yani başlarında. Evet. Ya bu ne zalimliktir ya? Evet. Ama şey mezhepçilikten. Evet. Sırf mezhepçilikten. Türkiye senin vatanını işgal etmek istemiyor ki. Mezhepçilik yapma kardeşim. Türkiye'nin girdiği yerlerde de aksine insanlar dönüyorlar değil mi hocam? Dönüyorlar. Evine, özgür. Dönüyorlar. Evet. Yani adam Şii de olabilir. Evet. Efendim Sünni olmayabilir. Hocam, Nusayri olabilir. Nasrani olabilir. Evet. Hristiyan olabilir. Ermeni olabilir. Yezidi olabilir. Evet. Bunların hepsine insandır. Acıyacağız. Bu biz Osmanlı'nın biz o zaman değil mi bir mirası değil mi hocam? Osmanlı'nın bize mirası yani İslam'ın mirası. İslam'ın tabii Kur'an'ın Osmanlı mirası derken. Evet. Yani biz Yezidileri aldı götürdü o işi. Tabii. Ne kadar üzüldüm ya. Değil ya mi? Adam güneşe mi tapıyor, aya mı tapıyor? O ayrı bir şey. Hı-hı. O dini batıl olabilir. Hı-hı. Ama insandı. Evet. Öyle zincirleyip edip cariye köle hı-hı, bilmem ne şey götürdüler hı-hı, insanları pazarlarda evet, sattı. Ben buna samimi söylüyorum. İçim eridi ya. Evet. Yezidi, Nusayri, Nasrani. Hı hı. İnsan. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir konu. Zulüm hiç kimseye yapılmaz. Hocam şimdi yani ama hı hı, adam mezhepçilik yaparaktan kendi dininden Müslümanım diyen dediği halde Müslümana bunu yapıyor. Bugün IŞİD de bunu yapıyor. Şia da bunu yapıyor. Evet. PKK bunu yapıyor. Evet. PYD bunu yapıyor. Evet. Bak PYD dinsizleri kitapları. PYD Müslüman denmez. PKK gavur. Hı hı. Tamamen Marksist Leninist'tir. Allah diye bir şey yok. Hı hı. Bak bugün haberlerdeydi.
bir bizim mahallenin medyasından bir ana haberdeydi. Onlar beni çok haz etmez, ben de onları reklam etmeyeyim. Ama haberlerini naklederim. Arap çocuklar, Özgür Suriyordu, Arap çocuklar konuşuyordu. Haberlerde şimdi izledim. Buraya gelmeden evvel. Bütün iştahım kaç, bir çorba içeceğiz. Ya, çorbanın da yarısını bıraktım, hiçbir şey değil. Ya diyor, bizi yakaladılar, bizi götürdüler diyor. İçimizden PYD'ye asker olmayanı diyor, tarıyorlar diyor. Mecbur asker oluyoruz diyor. Yolda çeviriyorum, cebimize kaç para var oraya kadar alıyorlar diyor. Asker olunca da namaz kıldırmıyorlar diyor. Sizin Allah'ınız mı var diyor. Aynı yazıyor, haberlerde yazıyor. Evet. Allah neredeymiş diyor, hadi göster diyor. Zındık yavur, kitapsız, dinsiz. Evet. Bu PKK-PYD işleri. Ya bu kimi ırkçılık, kimi mezhepçilik, kimi... İslam'da böyle bir şey yok ya. İnsan hakları diye bir şey var. Medine'de Yahudiler rahat rahat oturuyordu, pazarda mal satıyordu ya. O zaman hocam bunlara karşı savaşan... Sahabenin komşularında Yahudiler vardı. Türk silah... Bekmet, kurban, çubuğu, et gönderiyordu bile. Gaza sayılır mı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada yaptığı Türk dinle? Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki operasyonu en büyük cihattır. En büyük cihattır. Hele ki IŞİD'le olanlar cihadın en büyüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyuruyor. وَلَيْنَ دْرَكْتُهُمْ لَاَكْتُلَنُّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَاِرَمْ At ve İrem kavminin Kur'an'da geçen en büyük gavurların katli gibi haricilere kavuşursam diyor, ömrüm yeterse diyor, Hazreti Ali döneminde olacakları bildirdikten sonra At ve İrem kavmiyle savaş neyse diyor, Hud aleyhisselamın peygamberin yanında olmak neyse diyor, öyle katledeceğim ve onları bulduğunuz yerde katledin diyor. Onları katledene büyük ecir ve sevap var, onların öldürdüğüne de şehadet var. Onun için şu andaki operasyondaki şehitlerin tabi içeridekiler de kurban olduklarım kanlarına, canlarına, hepsi şehit ama hadisle müjdelenen şehit bu. IŞİD'le savaşırken ki şu andaki Fırat Kalkanı operasyonundaki şehitler en büyük şehitler. Hadis-i şerifte bildirilen şehitler. Bu IŞİD'in bitirilmesi lazım geliyor. Evet. Tümü kesilene kadar. Evet. Hadis-i şerif katledin buyuruyor. Emir var. Evet. Yine mübarek Türk ordusuna düştü ya. Evet. Buna nasip oldu değil mi? Ni'mel ceyş, güzel ceyş. Ne güzel ordu. Evet. Ne güzel ordu. İki tane FETÖ'cü eşkıya asker kıyafeti giydi diye bu orduyla keleyemeyiz. Evet. Bu bizim ordumuz. Peki asker hocam, bizim çocuğumuz. Bir izleyicimiz sormuş, arkadaşlarımız ekranda belli. 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan mücadele cihat mıdır diye sormuştu bir izleyicimiz. En bu büyük cihat. En o insanlar büyük. Yola çıktılar. O insanlar tankların üstüne çıktılar. En büyük şehadet. Çünkü vatanı korudular. Çünkü FETÖ'nün darbesi demek normal evrenin darbesi gibi değil. Evren Yavuz Güngör adlı bir yani evren bir darbe yaptı. Allah müstahakkını versin. Dua edecek halimiz yok. Evet. Ama yine bir din dersleri, min dersleri bir şeyler koydu adam yani. Evet. Şimdi onu da doğruyu da konuşalım. Evet. Yanlış yanlış da konuşuyordu yani ilmi de yoktu. Konuşuyordu bir şeyler ama öğreniyor diyor, bir ilahiyatçı bağırıyor çok var, birilerinden bir şeyler öğreniyor. Evet. Ayet de okumaya başladı, heveslendi, az daha Diyanet reisliğine de geçecekti zaten evren. Bunlar böyle, böyle bir de gelince başa, Diyanet'te de başlıyorlar hüküm vermeye, fetvayı da vermeye başlıyorlar. Darbeci kafa budur yani. Ondan sonra, ama bu şimdi evrene benzemez ki, bu Siyonist darbeydi. Bu Vatikan darbesiydi. Bu darbe olsaydı, Muhammed Resulullah yoktu. Değil mi? Tabii canım. Tecaliyetti bir türlü. Ya adam Seteve'de Ayasofya'nın üstüne haçı koyuyor. Oradan getiriyor haçı. Oraya hilali koyuyor. Buraya da götürüyor. Sultanahmet'e haçı koydu. 20 dakika ekranda kaldı bu görüntü ya. Adam pazar kiliseye, cuma camiye diyordu siz dizide. Bu adamların darbe yaptı üstüne biliyor musunuz? Bir daha biz Yahudi Hristiyan cennete girmeyecek dedirtirler miydi bize? Dedirtmezdi. Kur'an'ın birçok ayeti kalkmıştı. Nasıl bana hahan başı şeyde 3 ay beraber yattık. Bana yaptığı teklifte ne dedi? Beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma. Her yerde seni vaaz ettireceğim dedi. Ya beni nerede vaaz ettireceksin dedi. Nasıl vaaz ettiriyorsun? Depremde içeri alınmışım 2000. 28 Şubat beni dedim idam edecekler ya dedim, sen ne diyorsun? Ya dedi bırak dedi, bu işler bizim elimizde dedi ya. Bir Manhattan'a gideriz bağlarız dedi. Ondan sonra görürsün bütün camiler. FETÖ nasıldı? Evet. Aranıyordu. Listelerde adı vardı yakalansın diye. Evet. Bir de baktık Fatih Camii'nde konuşuyor. Bir de baktık Süleymaniye'de konuşuyor. Benim Fatih Halit Caddesi'ndeyim ve derneğim. Evet. Otobüs bindirilmiş kıtalar. Cemaat yok, halk sevmiyor. Evet. Evet. Bütün yurtlardan topluyor. Bindirilmiş kıtalarla camiyi dolduruyor. Evet. İki tane de halktan yer aldı. Size böyle bir teklif yapıldı yani. Ha, ben onu anlattım. Siz dinlemediyseniz onu. Evet. Çok şey eksik. Orayı dinleyin. 2000'de yanımda Hağan Başı'na 3 ay yatırıldım ben. Şu anda dinler arası diyalog listesinde.
Gökhan Sami Baykar'a giriyorsun internete, bir tutam sakallı. Evet. Şu anda mimar. Profesör Amerika'da. Şimdi tabii sağ müslüman ama var. Öldüğüne daha bir haber duymadım. Hemen Ettin'e gidelim dedi. Hemen benden sonra çıktı. 2 sene yatarı vardı. Beni çağırdı etti. Ama burada şey şu. Sen dedi hele kime çatarsan çat hiçbir şey olmaz. Bize çattın dedi. Beni İsrail'e. Yahu dedi hastasın, insülin vuruyorsun. Yazık sana dedi. 2000'de daha. Acıyorum dedi. Gençliğin var, şeyin var dedi. Baş edemezsin dedi. İkide bir atarlar içeri. Oradan çıkarsın oraya. Başım beladan kurtul. Beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma. Cennet, cehennem, ahiret devam et dedi bana ya. Böyle. Ya sonra çıktıktan sonra davet etti falan gitme. Evet. Ya yoksa Amerika'ya falan biletlerimi almak istiyorum. Manhattan'da biz anlaştık dedi. Fethullah Gülen'le anlaştık dedi. Lobilerle, ağın başlarıyla oturduk dedi. Bak bundan sonra nasıl ilerleyecek göreceksin dedi bana. Evet. Daha da başka şeyler konuşuyor. Gerekmez. Şimdi bu noktada bu gördük. Evet. Yasaklı adamdı. Bütün merkezlerde vaazlar oldu. Şu oldu, bu oldu. Bana desen her yerde konuşturacaksın. Şu anda ben bir yerde konuşamıyorum. Fuat Çamsı'da konuşsam itiraz. Orada müftülük itiraz. Orada icazet itiraz. Şu anda bu hükümet zamanında ben hiçbir müftülükle konuşamam. Ama 24 TV'de açık hocam. 24 TV'de daha konuşurum. Size, evet. Mesele şunu diyor. İşte diplomam var mı, bilmem ne var mı? İmam-ı Azam gelse, ilahiyat mezunu değilse adam diyor ki İmam-ı Azam sen bana ne diyor? Git geri yat diyor. Yani millet bu durumda ya. Diploma toplama başka bir şey yok. Evet. Hakkı konuşan adam çıkartmıyor ki işine gelmiyor. Ama adam dedi ki sen dedi şey bizden geçiyor dedi ya. Al dedi Siyonizm'den bizden al dedi raporunu. Bak dedi vaaz edebiliyor musun etmiyor musun? Bütün camiler senin dedi. Bu kadar ondan sonra önün açılacak edilecek. Paralar o biçim cukka yağacak. Milyon dolarlar havada uçuşacak. Öyle mi değil mi? Olay bu kadar. Bunlar net. Proje. Proje. Öbürü dedi ki gel dedi kum kentine. Mavi Marmara gemisinin cenazesi şehitlerimizin 9 şehitimizin cenazesinde çıkıyorum. Vaazım vardı aşağıda. Konuşmaları dinleyemedim. Cenaze bitti çıktım. Arabama peşime koştum. Ben dedi sefirim dedi. Elçi hakikaten. Ateşeyim dedi yani. Randevu istedi. Buyurun gelsin. Ya dedim siz aşağı namaza iftira atıyorsun falan. Yok aşağı bilmem. Ya yapmayın bu takiyeyi dedim. Yapmayın Allah aşkına dedim. Ebu Hureyre'yi sevmiyorsun, sahabeyi sevmiyorsun. Olur mu biz? Ya dedim bak doğru konuşalım şey dedim. Ya dedi sen dedi böyle dedi televizyonlarda dedi söyleme bizim aleyhimize. E ne yapalım dedim. E sen dedi gel kum kentine hocalarla oturalım anlaşalım edelim gidelim. Ondan sonra alırsın milyon dolarları. Ondan sonra gelsin burada iki de kanal kurarsın. O biçim Ağa Paşa gibi. Çizgi filmine kadar İran'dan gelir. Böyle kanallar var şu anda Türkiye'de. Evet. Tamam mı abi? Ben de keyfim kekaoğlu. Niye uğrasın cübbeli böyle? Hapisten hapise her gün, her hafta bir ifadeye gidiyorum. Evet. Ama olmaz. Evet. Vatana ihanettir. Bak Yavuz Selim dedi. Ayağa kalktı millet. Değil mi? Yavuz Sultan Selim yani vatan haini ilan edecek az daha ya. Köprüden ismini silene kadar adam diyor siyaseti bırakacak. Ya yani kadar, böyle zalim. Atalarımıza hakaret, ecdadımıza hakaret. Bela gelecek ya bunların yüzünden. Hadis-i şerif buyuruyor. İzâ fâlet ümmeti hamse aşre hısâl. Ümmetim 15 hasleti işlediği zaman belasını beklesin diyor. Bu 15'in yahu ikisi de eksik olsun arkadaş. 15'i de var şu an. 15'i de var. 15'i de var. Bir kitabımda, hangi kitabımda bilmiyorum. Herhalde Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde o hadiste var. Bir tanesini söyleyeyim. İzâ alâne âhirû azülümmet evvelehâ. Sonra gelenler, önce geçmiş atalarına, ecdadına, ümmetin önce geçenlerine lanet ve beddua ve hakaret yaptıkları zaman felyetekibû inde zâlike rîhen hemrâ. Kırmızı rüzgarı beklesinler. Çok fırtınalı yerler ve hasfen batmalar ve meskan maymuna domuza dönüşmeler ve zelzeleten zelzeleler tetâbe'u ve âyâtin. Öyle belalar peş peşe tetabahu gelecek ki misleniz zamiza kutan silku. İpi kopmuş tespit taneleri gibi bela başlarından kalkmayacak buyuruyor. Evet. E sen nasıl Yavuz Selim'e bu vatanı bize armağan et? Adam 8 sene mübarek saltanatta kalmış. 8 senede vatan topraklarını 3 katı artırmış. 3 katı. Şu anda Yavuz Selim Hazretleri'nin mübareğin fethettiği yerleri arabayla gezemeyiz. Evet. Arabayla gezemeyiz. Ömrümüz yetmez. Değil mi? Neyle fethetti? Evet. Allah'ın maneviyatıyla, gücüyle. Evet. Yavuz Selim gibi insan mı var ya? Evet. Padişahlar arasında müstesna bir yeri var. Değil mi? O olmasa bugün bu vatan hepsi Allah'ımıza ehli sünnet dışına çıkmıştı. Evet. Ehli sünnet kalmazdı bu topraklarda. Ona medyunuz, ona borçluyuz. İtikadımızı ona borçluyuz. Evet. Mübarek. Ne yapmış? Milleti kesmiş. Neyi kesmiş? Biz şimdi PKK'yı öldürmüyor muyuz? Devlet diyor ki bilmem 500 tane öldürdüm. 900 tane yere serdim. Anlat her gün haberlerde var. Evet. Eşkıyalık yapıyor. Evet. Devlete karşı gelirsen devlet sana
Şii misin, Sünni misin, Ermeni misin demez. Evet. İslam herkese yaşam hakkı ve özgürlük verir. Hı hı. Havrası da açık olur, kilisesi de açıktı Osmanlı'da. Hı hı. Sorun yok ki. Ama sen ne zaman çete kurup da gelip millete zarar verirsen, sen kalkıp da Ermeni'yi bile öldürsen, hı hı, devlet seninle savaşır. Çünkü neden? Benim vatandaşım bu, evet, Ermeni. Ya şimdi devlet Hrant Dink'i öldürenlerle uğraşmıyor mu? Evet. Hı hı. He? Evet. Uğraşması lazım değil mi? Kesinlikle. Lazım o adam. Kamu otoritesini sağlıyor. Vatandaştı Hrant Dink. Evet. Evet. Ermeni olabilir. Vatandaştı. Bu adam öldürüldü. Evet. Şimdi bunu devlet araştırması lazım değil mi? Bu adamı öldüren, yani şu anda cezasını çekmesi icap etmiyor mu? İşte arkada kim var? Şimdi o araştırılıyor tabii. Tetikçiler, hı hı, çıkıyor ama. Tabii. Dolayısıyla burada Şii'miş, Nusayri'miş sorunu yok. Evet. Eşkıyalık sorunu var. Evet. Devlete bahilik ve adilik yaparsan bu kadar net. Devlet deseniz Yavuz Selim de olsa keser. Evet. Recep Tayyip Erdoğan olsa da vur emrini verir. Evet. Bu başka kadar çaresi yok. Yapmadığı, tabii, zaman vatan haini olur ya. Tabii. İç savaş mı çıksın bu memlekette? Evet. Şu anda onun için bu ordunun da yaptığı cihattır. Hı hı. PKK ile PYD ile olan da en büyük cihattır. Hı hı. Burada esas Kürt Müslüman kardeşlerimizin kurtarılması vardır. Hı hı. Adamların canı çıktı 30-40 senedir. Evet. Bunları teslim ettik bunlara. Şu anda yine bu orduya iş düştü. Evet. Bu ordu yine peygamber olacaktı. Ne yapacak Allah'a? Evet, yapıyor. Inşallah. Yeter ki Allah, evet, şu kriptoları ihraç eylesin. Hocam bir de merak edilen bir konu var. Süremizi, ha, cemaatlere şey etmek, ona bulaşma gelmek meselesi istiyorum. Hani bu 15 Temmuz'u bahane edip tasavvufa, tarikatlara ve cemaatlere karşı bir akımda başladı. Ya şimdi başladı. Efendim, bu bir, isim ikincisi bana cemaatçilik, yine cemaatler ve devlet hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Şimdi onu demeden tabii bazı, yani ırkçı kafa, ulusalcı, hı hı, efendim solcu, hı hı, zihniyet bunu fırsat bilerek, hı hı, bütün tasavvuf cemaatlerine tabii saldırmayı, evet, işte yeyler, tercih, evet, eder. Bu da, o da işini yapacak. Evet. O da işini yapsın. Hı hı. Biz bir şey demiyoruz. Onun da vazifesi olur. Vazifesi odur. Ve lakin şimdi tabii burada hükümetimizin itidali ortada. Hı hı. Tayyip Bey'in açıklamasında öyle olur mu? Cemaatler bir hayır kurumları var, fakirleri, hı hı, yediren, insanlara yardım eden, evlenmelerine yardımcı olan birçok hayır müesseseleri, kurumlarımız, kuruluşlarımız, hı hı, var. Bunlar bunlarla bir kefeye konur mu diye kendi beyanat verdi, hı hı, zaten. Hı hı. Bundan dolayı burada sorun yok. Yani hükümet açısından hükümet böyle bir şey düşünmüyor ama, hı hı, tabii ki bazı gruplar bunu fırsat bilerek konuşuyorlar, evet, ediyorlar. Ancak ben de şimdi şunu da söyleyeyim ya, cemaatlerin genel manada, tamam, FETÖ'nün dışındaki bütün cemaatleri de yani tezkiye edemem. Hı hı. Devlet işiyle karışanlara müdahale edilmeli. Ha, bu burası önemli. Kadrolaşmaya, evet, çalışanlara müdahale edilmeli. Yani cemaatler kadrolaşmaz. Bak orada Kadir Mısıroğlu, abimiz, üstadımız bas bas bağırıyor birisi için. Hı hı. İkinci FETÖ diyor. Hı hı. Belediyelerde diyor. Bütün belediyeler mezbahalarına kadar elinde diyor. Hı hı. Şimdi bürokratlar telefon ederse, bakan telefon ederse, belediyeye mezbahayı buna verin bilmem ne. Ne işi bu ya? Bu yanlış diyorsun. Bunlar var şu an. Hı hı. Bunlar var. Şimdi burada sorun cemaata girmek, cemaata bağlı olmak değil. Cemaat İslam'ın teşvik ettiği bir şeydir. Şu şuuru verir. Şu anda millet, Avrupa zaten 18'ini geçen anasını babasını tanımıyor. Hı hı. Gidiyor evini açıyor bilmem ne, ne bayram ne seyran bir şey yok zaten onlarda. Bizde de buraya doğru gidiyor. Aile birbirini aramaz oldu, sormaz oldu. Bayramlar tatile döndü. Hı hı. Herkes önceden biletini alıyor, geçiyor. Telefon bile artık fazla oldu. Mesajla hala bayramı mübarek olsun derse çok büyük iş. Evet. Çünkü çoğu mesaj da atmıyor halasına, teyzesine. Evet. Durum buraya geldi, evet, mi? Cemaat neye lazım? Cemaat şöyle bir şey. Halam değil, teyzem değil, anam değil, babam değil. Hı hı. Hasta oldum mu evime geliyor. Evet. Odunun bitince odun getiriyor. Evet. Borçlandım, elektriğim kesildi, elektriğimi açtırıyor cemaat. Hı hı. Cemaat bunun için lazım. Evet. Efendim sosyal, niye namazıyla camide kılın, cemaat takılın? Biri gelmedi mi, hasta mı acaba? Hı. Hatta şu kişiyi göremiyorum, camiyi süpürüyormuş bir kadıncağız. Diyor ki, falan kadın nerede? Dediler vefat etti ya Resulallah. Niye bana haber vermediniz? Hı hı. O mescidi süpürüyordu. Hı. Hadi gideceğiz mezarına. Kalkıyor mezarına, gidiyor mu? Gıyabi cenaze, yani mezarında artık, hı hı, değil mi? Gömüldükten sonra da kılıyor. Sünnette var mı yok mu, onun için mezhep arasında, evet, ihtilaf çıkıyor bu hadis. Efendim sonra cenazesini kılıyor orada. Yani neden cemaat lazım? Sen cemaata gelirsen, katılırsan, bu cemaat dediğimde ortada olacak, şeffaf olacak böyle. Ha, burası gizli toplantı. Şeffaf. Şimdi öyle gruplar var ki, kraker cemaati, bunlara kraker verilip gidiyor, lokum. Hı hı.
Ondan sonra biraz orta seviyeye yükselirsen, kek, börek biraz şey oluyor. Çok daha yükselirsen, sanki tarikatta makamın yükselmiş yani sanki. Halbuki bu, evet. Parada yükselirsen, anladın mı? Anladın mı? Gariban sen, krek, lokum, orta sınıfsan, kek, börek, yüksek seviyeli holding sen, anladın mı? Evet. Yemeğe katılabilirsin Hoca Efendi Hazretleri'yle. Yok İslam'da böyle bir şey, yok. En garibi de gelecek, holding patronu da aynı zikirde oturursa oturacak. Değil mi? Öyle bir şey yok. Evet. Haçta niye herkes aynı ihrama giriyor? Evet. İslam'ın mefhumu ne? Evet. Cemaatin maksadı ne? Eşitlik. Zengin, evet. Fakir, hasta, hakir, sahih bir arada. Allah'ın huzurunda birsin. Ne demek yani zengine fazla hürmet? Men tevazu al-ganiyye li-ghinaa'i bezulu zadin. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren dinin üçte ikisi gider diyor hadis-i şerifte. Tehdit var. Evet. Onun için dikkat ediyorum. Ben garibanlara daha fazla hürmet ediyorum. Evet, değil mi? Yani korkuyorum. Yani meczup, derviş mi? Aa, daha fazla hürmet ediyorum. Ne ihtiyacım var? Şunu bir çay verin, yemek verin. Şimdi böyle olmamız lazım. Şimdi bu cemaatçılık bunlar yanlış işte. Yani devlete el atmayacak, ve şeffaf olacak diyorsunuz. Abi şeffaf şu. Ben sohbette konuşmuyor muyum? Hı hı. Herkes geliyor mu? Evet. Canlı yayın var mı? Var, evet. Bundan başka benim bir toplantılarım var mı? Yok. Zikir yapıyorsan oturursun. Zaten akşitlerine zikir sesini. Herkes 100 kere Allah der, 500 kere Sübhanallah der. Zikir budur. Tasavvuf budur. Evet. Zikrini yapar. En mühim şey ahlak. Ahlak. Evet. Tevazu gösterir. Hastayı arar. Fakiri sorar. Mahallesinde aç kalmaz. Komşusu aç yatmaz. Bunu anlatıyor. Cemaatte maksat budur. Evet. Ama şimdi cemaat neye döndü? Holding diyorsunuz. Holding'e döndü bir. Evet. Bize kaç kere teklif ettiler? Daha 25 sene evvel. Benim dolu cemaatim dolduruyordu. Külliyem vardı. 50 bin, 100 bin. Ne olacak? İlk daha bu finansların hiçbiri yokken. Birincisi kuruldu. İkinciyi biz kuralım hocam dedi. Olmaz dedim ya. Niye olmaz? Ya arkadaş bizi adam Allah için görüyor. Ondan sonra öyle bir şey kurarız. Ondan sonraki batanların durumunda olduğu gibi. Bir batarız. Bütün davamız batar. Evet, değil mi? Niye benim müessesem batınca dinim davam batsın? Niye İslam'ı lekeleyim ticaretten? Evet. Milletin parasını yedi desinler. Nitekim İslami bazı kurumlarda oldu. Evet. Ondan sonra para topla bilmem ne yap. Hisselerle numaralarla televizyon kur bilmem ne kur. Ondan sonra hissedarların hepsi avucunu yaladı, bir şey yok. Evet. Ondan sonra yayın politikaları değişiyor. Başladı taviz, ilerleme. Benim bir sözüm var. Hiç de benim lafını sevmem ama burada konuştum. Buyurun işte. Hocam, evet. Allah-u Teala bize büyümemizi emretmiyor. Doğru yürümemizi emretmiyor. Aa, çok bir önemli. Büyümemizi değil, doğru yürümemizi. Doğru yürümemizi. Evet. İki kişiden iki kişisi. Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi inandı? Tabii. 8 kişi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da öyle. 12 kişi. Evet. Onun tamam ümmeti çoğaldı o arada ama kimisi yemeğe geliyordu, kimisi hastaydı, iyileşmeye geliyordu. Ayrı dava. Evet. İsa Aleyhisselam dağlarda gezmeye çıktığı zaman Mesih ondan gelir, seyahatten gelir. Hep seyahat, evi yok, barkı yok. Gittiği zaman 5000 kişi, 10000 en az. Ama cüzamlılar, hastalılar, illetliler, onu okuyor, onu üflüyor. Yani zaten mübarek mucize sahibi. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere ölüleri diriltirim diyor ayet ve uhiyil mevta. Biiznillah tabii, Allah'ın izniyle. Yani milletin çoğu da işini gördürmeye geliyor doğrusu da. Doğrusu. Onun da ümmeti o manada çok değildi, dediğin doğru. Evet. Ama yarın ahirete bir peygamber gelecek diyor hadis-i şerifte, iki ümmeti var. Öyle peygamber gelecek, tek ümmetle gelecek. Öyle peygamber gelecek, bir ümmeti yok. Ama inne İbrahim'e kâne ümmetten diyor Allah. Tek İbrahim tek başınaydı ama dünyada tek Müslümanken. Ama o bir ümmetiydi. İşte hocam bu çok önemli. İşte bu, sen bu. Ne olman lazım? Evet. Bugün 2 milyar ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temsil edicisi tek bir kişi sembol olabilmen lazım. Yani şu anda dünyada hiç Müslüman olmasa sen öyle dürüst ve doğru olman lazım ki Allah senin için bu kulun bir ümmettir. Tek başına bir ümmet. Biz şimdi neyiz? 2 milyarız ama ümmet olamadık. Ama bir kişi ümmet olabiliyor. Evet. O zaman cemaat istikamette gidenlerdir. Velev ki bir tane bağlısı olsun. Evet. Öbürü milyonları toplamış, işte FETÖ gibi bela olmuş milletin başına. Evet, evet. Bu cemaat değildir. Evet. Onlar dı cemaattir. Dı cemaat. Evet. Şimdi o zaman biz buradan neyi baz alacağız? Arkadaş, bizim zaten İsmail'a şeyinde sakal bırakıyoruz, tıraş haram diye. İşte sünnete ittiba, hanımımız çarçar ki vesaire. Biz şimdi memur olamayız zaten. Onun için devlet bizden de pek korktuğu da yok. Ama memuriyeti tavsiye de etmiyoruz.
Çünkü neden? Limon sap memur olma. Kul hakkı, ya kul hakkına girersin. He. Gelirsin tapu dairesinde memur olsun. Orada memur, burada memur. Adam işini gördürmeye gelir. Orada biriyle karından iki dakika fazla konuşursun. Hmm. Halbuki devlet dairesi o saati millete harcaman lazım. Kamunun işini gördüğü için. Kamunun işinde günaha girersin. Evet. Kamu işi çok zor. Nasıl yapıyordu Hazreti Ömer? Işığı onu, o mumu söndürüyordu. Evet. Bu mumu yakıyordu. Sen burada çaylar şirketten ondan sonra ne kadar çay içiyorsun belli değil. Efendim adamın işini görüyor musun? Bir dakika aksatsan vebali var. Evet. Yani biz memuriyeti asla tavsiye etmiyoruz. Ben de hiç olmadım. Evet. Şimdi ama birileri olacak tabii. Olacak birilerini. Birileri olsun lazım. Allah istikametten ayırmasın. Evet, onlara da duacıyız. Ama şimdi öyle cemaatler var. Şimdi cemaat da karışırız. Namazı cemaatle kılarız. Cumalara gideriz. Vesaire. Zikir ehli insanlar. Sohbet yaparız. Toplanırlar. İlim halkası kurarız. Bunlara varız. Ama nerede ne üyemiz var? Bursa'da kim? Hangi köyde kim? Kayıt. Sizin mesela öyle bir organizasyonunuz yok değil mi? Hayır yani? Dediler onu 30 sene evvel. Mahmut Efendi Hazretleri dediler ki ya hangi köyde bizi sizden zikir öğrenmiş talebeniz var. Bunları bir kayda alsak mı? Allah'ta var onların kaydı evladım dedi. O söyleyen kişiye. Reddetti. Çünkü böyle bir şey yok ki ya. Nerede kayıt var? Şimdi bu kayıt kuyut işte şimdi görüyorsun işte adamlar her şey kayıt kuyut altında. Kim imam, kim müezzin, kim nerenin nesifesi. İşlemişler herkese de o zaman yani. Evet. Şimdi adamların kadroları birbirini tanıyor. Evet. Bazı birbirini de tanımıyormuş askeriyedeki. Evet. Onun tabii, imamı başkaymış, onun imamı başkaymış. Halinde, evet. Ha o adam darbe olacağını öbür imamdan öğreniyor. Evet. Arkadaşı diyemiyor ona. Evet. Ya o general darbe olacak diyemiyor. Neden? Onun ondan olduğunu bilmiyor. Evet. Herifler böyle ücret ediyor. Evet. Bu ne cemaat ya? Şimdi buradaki esas sorun yani ben devlete adam sokayım. Memuriyete adam sokayım. Ne olacak on sonra? Efendim polis ol. Komiserliğe yüksel. Şurada burada git. Oradan hukuka sokayım. Avukat, savcı ol. Hakim ol falan. Sonra nereye çık? Yargıtay'a çık. Bilmem Danıştay'a çık vesaire. Oradan maliyeye sokayım. Gelsin vergilerin başına. Ondan sonra adama desin şu kadar sana himmet kestim. Ödemiyorsan al sana 4 trilyon vergi cezası. Evet. Milleti böyle mahvetmişler öyle ya. Yaptılar tabii. Hocam. Bunlar yönetiyormuş evet, ya. Evet. Hal böyle olunca bu noktada bu FETÖ gibi davranma potansiyeli veyahut da ameli olanların müdahale edilerek faaliyetlerin durdurulması gerekiyor. Yani cemaatler devlete el atmaz diyorsunuz. Ya halk çocuğu devlette asıl olan ehliyet ve liyakattır. Evet. Bir işi bu adam güzel yapıyor. Ama Alevi. Vatan haini mi? Değil. PKK'cı mı? Değil. PYD'ci mi? Değil. Terörist mi? Değil. IŞİD'ci mi? GBT'si bilmem nesi. Bakılır. Yani etnik grubuna, mezhebine bakılmazdı. Kılmıyor mu? Kürt mü? Türk mü? Bunlara bakılmadan ehliyet, vatandaş... Vatan haini olmamak kaydıyla ehliyet ve liyakat veya sınava girmiş. Evet. Sınava herkes açık. Soruları çalıp çalıp götürüyorsun. Evet, evet. Haramın önde gideni. Yani sen burada kim kazanıyor burada hakkıyla vazifeye bu gelir öyle mi? Öyledir tabii. Akıl devlet, da bunu devletin, gerektirir. Devletin yani. Esası bunun üzerine dayanır. Evet. Ehliyet ve liyakata dayanır. Evet. Bu çünkü şeriat devleti değil ki. Evet. Zaten laiküz diyor. Evet. Laiküz deyince bütün dinlere, mezheplere eşitim diyor. Eşitim diyor evet. O zaman böyle bir şey olmaz ki. Evet. Ama bunlar kendi adamı olmayanlar. Hepsini mahvettiler. Evet. Yani, şimdi bunda İslam'da da yok. Evet. Devlette de yok. Anayasada da yok. Ama dinde de yok. Evet. Çünkü dinde de innallâhe emrukum en tüeddül emanet ile ahliye. Emanetleri ehline verin. Kabe'nin anahtarı Beni Şeybe soyundaydı. Efendimiz Aleyhisselam çağırdı. Hazreti Ömer'in elini kıvırdı, anahtarları aldı fetihte. Hemen ayet geldi. Efendimiz Aleyhisselam çağırdı. Dedi ki Allah ayet indirdi, emaneti eline verin. Sizin aileniz bu işe bu kadar senedir hizmet ediyor Kabe. Al anahtar size veriyor. Mekke fet olmuş, müşrik kalmamış. Orada müşrik adama anahtarları verdi. Ya böyle bir dinse dedi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü'yü de okuyalım da sonra diyalogçulardan demesinler. Şimdi bu millet böyle Müslüman edildi. Mekke'nin fethinde ölen evet. yok ya. İşte alın size bu da bir ölen ölçü değil ya. Mi hocam? Yani bu emaneteyle hocam yine... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar müşriklerin eziyetine rağmen Mekke'yi fethediyor. Evet. İki kişi ölmüyor ya. Evet. Bunlar geldi 240 kişiyi burada Müslüman öldürüyor. Evet. Yani böyle bir din imanı yok. Evet. Ama işte devlete teşkilatlanma niyeti olan mesela bunun usulü şudur. O cemaattan olan bir adam bir iş yaptıracak. Kime iş yaptıracak? Hemen gidiyor cemaatin abisine. Evet. Bilme ablasına. Ben nasıl yapabilirim? Bu işi nasıl çözerim diyor Yargıtay'da. Diyor git şuna. İşte ben Yargıtay'da bir üye tanımıyorum. Evet. Danıştay'da bir tanışım yok. Evet.
Ha beni tanıyabilirler. Tanımıyorum. Sayıştay'da bir tanışım yok. Hocam, askeriyede bir tanışım yok. Bir memuriyette bir tanışım yok. Dolayısıyla ben cemaat olsam iyi bir şey. Evet. Millete faydam olur. Ama cemaatçilik... Cemaatçilik nasıl bir fitne biliyor musun? Namaz kılmıyor arkamda ya. Hocam bu nasıl fitne isterseniz kısa bir aramız var. Şimdi Türkiye'de sadece FETÖ değil. Tamam. Cemaatçilik yapanlar var. Bunların da isim verme diyorsun, sıfatlarını veririm inşallah. İlk bir sonraki arada veririm. Evet değerli izleyenler, şimdi kısa bir aramız var. Sonra programımızın son bölümünde hocamız bize bu sıfatları verecek tehlikeli cemaatçilerin. Oradan devam edeceğiz. Bugün ne bekleniyor? Piyasalar yeni güne nasıl başlıyor? Çok güzel bir yerdeyiz, Ordu'dayız. Bugün Kocaeli'ndeyiz. Zeliha Saraç her sabah ekonomi, siyaset ve dış politikadaki gelişmeleri aktarıyor. Ulusal ve uluslararası basından yansıyan manşetleri ekrana yansıtıyor. Basına bakacağız, yerel basında neler var? 500 yıllık cami ateşe verildi. Uzman konuklarıyla gündemin analizini yapıyor. Zeliha Saraç'la Analiz Sentez hafta içi her gün saat 9'da 24'te. Evet değerli izleyenler, an ve zaman devam ediyor. Son bölümümüzde Cübbeli Ahmet hocamızla birlikteyiz. Hocam cemaat ve cemaatçilik üzerine konuşuyorduk. Siz dediniz ki bazı sıfatları var, isimlerini vermeyeyim ama nedir hocam bu sıfatlar? Yani tehlikeye götüren. İsimlerini vermekten korktuğumdan değil. Evet, sizi zora ki sokmak istemediğimden. Evet ben rica ettim. Yoksa ben isimsiz mektup adrese gitmez. Evet. Kaidesince hep isim veririm. Evet. Ama şimdi vasıflara gelelim. O vasıflarda olanlara dikkat edelim, sakınalım vesaire. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in önemli vasıflarından biri sallu halfe kulli berrin ve facir. Sallu ala kulli berrin ve facir ve cahidu ma kulli berrin ve facir. Üç tane esas. İyi kötü İyi kötü derken salih amel sahibi, takva sahibi falan şey. Yani evet, kafir demek değil. Hı hı, anladım. İyi ama öbürüne de facir diyor yani. Hı hı. Facir de fasığın eş değeridir. Fasık da bayağı bir günahkar demektir yani. İyi ve kötü. Herkesin arkasında yani imam oysa namaz kılın. Ha, bu önemli bir ölçü şimdi. Bundan dolayı haccacı zalim gibi en büyük katillerden biridir. Ama kafir diyemeyiz. En büyük katillerden biri de bayağı da bir sahabe de kesmiştir. Hı hı. En son Said İbni Cübeyr tabiinin oğullarını öldürüp şehit etti. Hı hı. Ama devletin valisiydi. Hı hı. Yani Enes İbni Malik'ten tut, Hasan-ı Basri'den tut, birçok sahabe ve tabiin Cuma'yı onun arkasında kılardılar. Çünkü o zaman tek yerde kılındığı için de yani bu haccacı zalime uyulur mu demezdiler. Hı hı. Çünkü iyi ve kötü, facir diyor işte, zalim demek, fasık demek. Hı hı. Herkes, cemaati bölmemek. Hı hı. İkinci kaide, iyi ve kötü herkesin cenazesini kılın. Hı. Yeter ki kafir olmayacak. Evet. Şimdi kafir olduğunu bile bile de Allah nerede diyor adam, sen hala cenazesi kılınır mı? O kılınmaz diyorsun. Adam zaten ateist. Allahsız, kitapsız. Evet. Dinsiz, imansız. Dine imana sövmüş. Hı hı. Kur'an'a sövmüş. Şeriata sövüyor. Şeriat. Allah'ın ayeti Câsiye suresinde. Evet. Adam geliyor bana, bizim imamın arkasında namaz olur mu? Ne bileyim dedim, senin imam kim ya? Nasıl? Diyor ki bizim imam diyor şerata hakaret ediyor. Ben şeriatim diye beni mahkemeye ver. Ya dedim, şeriat eşittir İslam. Sümme cealnâ alâ şeriatim minel emr. Şeriat cadde demek. Şeriat demek namaz, abdest, oruç, nikah, hepsi şeriat yani. Politik bir kavram değil, değil bu. Yani. Evet. Bu Allah'ın dini yani dedim. Bu ayrı. Bunun arkasında da kılınmaz. Ölse cenazesi de kılınmaz. Ama şimdi bizim millet kimi getirseler nasıl bilirdin? İyi biliriz diyor ya. Ya arkadaş, zaten kötü bileceğine gitme. Yani bunların içinde en mertti yine Aziz Nesin'di yani. Ne namazımı kılın dedi. Evet, söyledi. Ne mezarımı koyun dedi. Evet. Dümdüz çiğneyin geçsin dedi. Evet. Yani mert. Bizim Giresun'dan da öyle çıkar. Yani. Evet. Ebu Bekir'i de çıkar, Ebu Cehil'i de çıkar. Evet. Şimdi öbürleri böyle yani, adam hayatı İslam'a hakaretle geçmiş.
İmam yine nasıl bilirsiniz bir şeyler. Teferruat, lüzumsuz işler. Mafi fayda. Şimdi iyi kötü derken İslam'a Kur'an'a inanmayanı kastetmiyoruz. Yanlış anlamasınlar. İtikadı Müslüman. Evet. Amelinde bozukluk var. Evet. Diyelim ki adam içki içiyor. Ayılmış gelmiş imam. Şimdi burada da başka cami varsa öbürünü tercih edersin. Ama burada bir cemaat varsa cemaati bozmamak gerekiyor. Bölmeyeceğiz. Evet. Ona bakarsan sakal tıraşında da mekruhluk var imametinde. Ama biz sakalsız bir imam olduğu zaman camiye girdiğimiz zaman kılıyor musunuz çıkıyor mesela muyuz dışarı? Hocam? Evet, kılıyorum tabii sakalsız da olsa kılıyorum. Evet. Ne yapayım? İşte ehli sünnetin güzelliği bu hocam. Ehli sünnet yani. İşte ne ifrat evet, ne tefrit onu anlatıyoruz tefret, yani. Evet. Başka bir şey anlatmıyoruz evet, ki. Evet, evet. Ya Vehhabi'ye gidiyoruz. Kabe'de Vehhabi olduğunu bile bile arkasında kılıyoruz. Ama öyle cemaatler var ki kılmıyor Mekke'de. Şia zaten kılmıyor. Evet. Millet girerken onlar çıkar hep namaz vakti. Onu herkes acılar bilir. Evet. Şimdi bizim de bazı cemaatçılar var. Kılmıyor. Ya 1 milyon kişiyle birlikte kılınan namazla bir olur mu yani cemaat yani? Evet. Adam imam şey uymuyor mesela. Bu ifrat tefrit bu olmaz. Kılıyoruz. Madem bu adama kafir diyemediğimiz noktada kılarız. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet'in 3 tane özelliği anladık. İyi kötü her imamın arkasında kılın. İyi kötü her Müslümanın cenazesini kılın. Ve iyi kötü her komutanla cihata gidin. He, evet. Şu üçünü bildikten sonra bayağı bir insanların şeyi gelişir. Ehl-i Sünnet itikadının evet. hassasiyeti gelişir. Mesela şimdi bizim askerlerden biri namaz kılıyor. Çok takva. Evet. Komutanı da şu anda Fırat Operasyonu veya ne operasyonu? PKK Operasyonu. Komutanı da namaz kılmıyor. Şimdi ulan bu komutan namaz kılmıyor. Ben bunu dinlemem. Diyemez. Değil mi? Diyemez abi. Adam namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa vesairesiyse de orada komutandır. Orada bir cihat var çünkü vatanı müdafaa var. Meşru bir harp var. Laf dinleyeceksin. Evet. Bunun da en büyük örneği nedir? İşte nasıl Enes İbni Malik radıyallahu anh haccacın arkasında kılıyordunun evet. misali gibi. Ebayüb el-Ensari Yezid'le İstanbul'a gelmiştir. Değil mi? Niye? Evet. Çünkü o zaman Yezid komutandı. Böyle, öyle de bozukluğu yoktu. Babasının döneminde bayağı bir zapt-ı rapt altındaydı. Komutan Yezid'ti. Ha tamam sevilmezdi. Ebayüb el-Ensari de onu hatta geldi ne yapayım sana bilmem ne vefat edecek falan. Bir şey yapma dedi ben dedi. Götürebildiğin kadar dedi düşmana doğru götür. En yakın ya bulduğun yerde defnedersin ondan sonra atlarla da üzerimi çiğnen ki dedi. Kafirler benim gelip mezarımı eşerle siz bırakıp gidersiniz. Yani mezarım belli olmasın dedi. Ebayüb el-Ensari Yezid'le geldi. Evet. Ama Yezid'le o zaman gelenler arasında İbn Abbas da vardı. Yani hatta bazı rivayet Hasan Hüseyin efendilerimiz de var. Evet. Dolayısıyla komutan oydu meselesinde. Evet. Uymak lazım. Uymak yani iyi veya kötü. Ha, Yezid Allah belasını versin. Biz Yezid'i zerre kadar sevdiğimizden konuşmuyorum bunu. Evet. Ama sahabenin tatbikatını anlatıyorum. Evet. Bir ölçü veriyorsunuz. Ölçü burada. Veriyorum. Evet. Yani komutana uymak. Yani emir kimse, devlet emiri kimi seçmiş? O emirle cihata gidin buyuruluyor. Evet. Esasen evvelü ceyşi yahtır kustantiniyete mağfurun lehum. Hazreti Ebayüb el-Ensari 80 küsur yaşında İstanbul'un üzerine ilk çıkacak ordu günahsızdır, af olmuştur diye o müjdeye girerim diye geldi. Evet. Ondan şey, evet. O kadar büyük sahabi yine af olmaya uğraşıyor. Evet, şimdi evet. Bu zatlar böyle cihat meraklısıydı. Cihata geldi. O zaman bu üç düsturu koyduğumuz zaman şimdi öyle cemaatler var Türkiye'de. Bunlar cemaatçi. Cemaatçi. Bunlar senin benim arkamda namaz kılmıyor. Ben şimdi Mekke Medine arası ömrede falan işte giderken duruyoruz bir benzinli orada namazı kılacağız. Bakıyorum Katarlı, işte Yemenli, neyse bir Arap'ın biri cemaat imam olmuş. Orada efendim bakıyorum adam şortlu, setre avretli var ama dizden aşağısı açık, kafa açık. Sakalı var veya yok. Onların da sakalı oluyor, kafa açık oluyor. Evet. Çünkü o takkesiz de sarık falan lazım imamda özellikle. Evet. Çünkü ziynetinizi takının buyuruyor namazda, ayet var. Evet. Ve lakin ben şimdi burada adam uyuyorum. Uyuyorum. Evet. Şortlu, mortlu. Evet. Yani setre avreti varsa niye böleyim? Şimdi biz Bursa'da garajda indik. Sabah namazını kılıyoruz. Bir cemaat geldi. Türkiye'deki meşhur bir cemaatin adamları. Biliyorum. Adamlar geldi orada oturdu. Bizi bekledi bitirelim. Ha. Evet. Biz namazı bitirdik. Kalktı cemaat yaptılar. Sizle birlikte. Halbuki onlar sakalsız makalsız. Onlar imamlığına ben rastlasaydım. Ben uyardım. Ben gavur muyum? Niye bana uymuyorsun? Evet. Tehlikeli kısmı uyuyayım hocam. Çok tehlikeli. Evet. Aynı başka bir cemaat. Onların da bayağı bir elleri kolları var medyada. Yine şu imamdan başka bir imamı
tayin etmiştiler. Hı hı. O hoca bende mübarek bir zat. Ben bir şey demiyorum. Ona hakikaten seve seve ittiba edilecek bir imamdı da. Ondan gayrı hiçbir imamın arasında kılınmaz diye fetva vermişler. Hı. Ve kılmıyorlar. E bunlar Türkiye'de söz sahibi şu anda. Evet. Siyasette şurada burada medyada vesaire. Güçleri var ya. Ama ne demek ya? Ehl-i sünnetin hassasiyetini bozuyorsun ya. Onun arkasında kılmam, bunun arkasında kılmam. Namazda imam gördün uyacaksın. Ezan nerede okundu? Durup kılacaksın. Zaruretin yoksa. İmam kimse kim? Evet. Abi bu tehlike. Ondan sonra mesela bunların nesi var? Yargıtay'da adamımız şu. Danıştay'da bu. Şurada burada. FETÖ kadar güçlü değiller ama demek imkan olsa ne yapacak? Aynı adam avukatı kendi cemaatinden. İşi düşürmeyecekse savcısı aynı cemaata düşürüyor. Mümkünse aynı hakime çıkmak istiyor. Veya bir işi varsa oraya düşürmeye çalışıyor. Hı hı. İkametini değiştiriyor. Bilmem ne oluyor. Bir şeyler oluyor ya. Bölgesel davalarda. Ondan sonra efendim bozma, düzme, yargıtaya bilmem ne adamını buluyor. Selamun aleyküm gidiyor. Niye benim böyle bir şeyim yok? Evet. İyi ki yok. Evet. Olmamalı. Biz güvenmeliyiz polisimize, komiserimize, savcımıza, hakimimize. Maalesef FETÖ bu işi berbat etti. Evet. Öyle bir güvensizlik verdi ki millete. 50 sene daha bu güven gelmez. Evet. Herkes birbirine böyle bakıyor. Ama bu açıklamalarınız şimdi çok önemli oldu. Ama şimdi çok ben şu anda bana diyor ya ben FETÖ'nün eline düştüm işte 2011'de. Evet, size de ve bu adamlar o, şimdi kaçak hepsi. Evet. Ya ondan sonra efendim Mehmet Ekinci başta olmak üzere adam kaçıyor. Evet. Bize neler etti? E şimdi teslim olmuyor ki. Ulan ana hakimdi. E şimdi devlet seni çağırıyor. Niye gitmiyorsun? Hı hı. E adamın derdi devlete ittiba değil ki. Adam FETÖ'ye ittiba etmiş. Şimdi bu adamlar öyle bir durum var ki adam adaletli solcu olsa ben solcuyu tercih edeceğim. Ya adil olsun da bana ne dininden imanından. Evet. Benim suçum var mı yok mu tespit etsin. Ve bu arazi benim mi değil mi? Ya arkadaş adam orada sana para veriyor senin derneğine cemaatine diye. Sen gidiyorsun adamı kazandırıyorsun. Evet. Burada bu adam mağdur oldu. Ya bu hangi kitapta var? Evet. Yaptılar bunu yapıyorlar. Ama bazı cemaatler var ki onların da eline fırsat geçse aynı yaparlar. Evet. Bu benim adamım. Bana yardım ediyor cemaatime. Evet. Yok böyle bir din. Bu tehlikeli yok böyle bir iman. Hı-hı. Böyle bir şey yok ya. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi haklıydı. Yahudi'ye haklısın dedi ya. Evet. Öbürü Müslüman'ın numaraları yapan münafığa haksızsın dedi ya. Evet. Onun için Yahudi Resulullah'a gidelim diyor. Münafık sizin papaza gidelim, hahama gidelim diyor. Evet. Çünkü Yahudi biliyor ki Resulullah adildir. Evet. Çünkü münafık biliyor ki papaz parayı gördü mü döner. Evet. Mevzu bu. Sizin yani hocam bu anlattığınızdan vaziyette anlıyor ki işte Osmanlı'nın ehli sünnet hassasiyeti onun 622 yıl demek ki bu yaygınlığından, tabii, bu adaletinden. Ne zaman bunlar bu bozuldu? Cemaatçiliğinden yani cemaati bozmamaktan. Hocam süremizin sonuna geliyoruz ama. Yani çok burada en mühim kriter budur. Evet. Devlet içinde kadrolaşma, evet, kendi adamını kayırma, evet, ehliyet ve liyakatı olmasa da, evet, kendi adamına iş verme, memuriyette vazife verme gibi halleri ve hasletleri. Hı hı. Mevcut olan potansiyelleri, bunları devlet zaten, evet, bilir inşallah, biliyordur, evet, inşallah. Bu adamlara dikkat edilecek. Bir de en mühim mesele dış devletlerle irtibatı olan. Evet, çok önemli. En mühim tehlike budur. Evet. Bir cemaatin dış cemaatlerle, devletlerle, bak devletlerle ama. Evet. Hani dışarıda benim de Pakistan'da tanıdığım hoca var. Hı hı. Hindistan'dan bana da ziyarete gelen olabilir. O ilmi olan ayrı ilmi, bir şey. İlmi. Benim yani hepsi şeffaf. Evet, evet. Toplantılarımızın hepsi kayıt altında. Saydamlık çok önemli. Aa, ama devletlerle görüşme. Evet. Yok efendim sen devlet devletle görüşür. Evet. Türk devleti, Suud devletiyle işi olur. Katarlar işi, evet, olur. Beni ne alakadar eder? Evet. İran'la işi, evet, olur. Beni ne alakadar eder? Olsun tabii devletler arası diyalog. O başka bir şey. Tehlikeli olan burada sen kimden para alırsan oradan emir alırsın. Yarın oranın ajanı gibi çalışırsın. Onun için dış ülkeler ve devletler nezdinde işte CIA, Mossad bunlar direktman, evet, Mossad ajanıyım diye gelmiyor ki. Evet. Hacı Hoca kılığında bilmem ne kılığında efendim bu noktada irtibatlar tespit edilmeli. Hı hı. Benim üç vasiyetime dönersek, evet, en büyük tehlike diyalog dedik. Türkiye işgal projesi dedik, evet, gördük. Evet. Biz bunu yokken söyledik, evet, bu işler. İkinci proje dedik, şiat tehlikesi dedik, Suriye'de gördük. Evet. Demek Türkiye'de bir durum olsa hemen, evet, buraya da, evet, girerler ve ehli sünneti kıtır kıtır keserler. Suriye'den ne farkımız olur? Hı-hı. Gördük. Evet. Türk milleti bunu yapmaz. Evet, kesinlikle yapmaz. Yapmaz. Yapmaz, evet. Ermeniye de yapmaz, yapmaz, Yahudi'ye de yapmaz. Evet, ama bunlar yaptı orada. Maalesef. Gariban insanlara bomba yağdırıyor hala. Maalesef, evet. İki dedik, o tehlikede o zaman yoktu. Hı-hı. Dikkat çekiyorduk. Üçüncü tehlike, Vahabi tehlikesi dedik Türkiye için. Bu da büyük bir tehlike dedik.
Pek tehlike görmüyorlardı o zaman. Çünkü 5500 veya 1500 arasıydı Vahabi şey. Belliydi. Evet. Ama geldik IŞİD'e. Harici ve Vahabi birleşiyor. Çünkü Vahabi'yi de 72 fırkadan kategorize ettiğimiz zaman Vahabi haricidir. Evet. Oraya koyarız. En yakın oraya. Orada da IŞİD belasıyla karşılaştık. Yine o dönem yoktu. Evet. Türkiye için üçü dedik. Şimdi o da kilise şuraya buraya bomba yağdırıyor. Ve şimdi askerimiz onlarla cihat ediyor. Dolayısıyla biz burada demek ki öngörüleri çıkan Allah'ın verdiği bir ferasetle, bir şuurla, ayetlere, hadislere bakarak, haberleri izleyerek, sizleri izleyerek, neyse ben de herkesi izleyerek bu yorumları yapabiliyorum. Hı hı. Ha, demek ki burada Allah Teala bu üç tehlikeyi de kısa bir zamanda peş peşe gösterdi. İnşallah tedbirler alınır. İnşallah evet. Millet şuurlanır. Evet, halka güzel bilgi verilir. Sağ olun, sizler böyle açıkladıktan sonra tablo netleşiyor hocam. Ya netleşiyor evet. Ama tabii bir kişiyle olmaz, bir çiçekle yaz gelmez. İnşallah Diyanet'in faaliyetleri artar. Ben evet. Bu perşembe dedim. Ya terörle ilgili bir şey hazırlamadılar. Yani siz niye hep dedim en hayırlınız hanımlarına hayırlı olanınızdır hadislerini verip duruyorsunuz takvimde mübarek. Bu işin bir de helalı var, haramı var, IŞİD'i evet. Var, PKK'sı var, vatanı evet, var. Evet, evet. Yani dedim tabii. İşte bugün baktım haberlerde tabii benden evet. Mi değil mi bilmem. Evet. Beni bir adam yana koymazlar ama. Evet. Baktım bir şey hazırlıyorlar terörle ilgili. Evet. IŞİD'i de aynı dedim o hafta IŞİD oldu. Neyse evet. Denk geliyor herhalde evet. De. Ya babacığım. Yok, siz dinliyorlardır muhakkak. Ya onlardaki imkan bende olsa. Evet. Ya 100 bin, 200 bin imam. Ya evet. Onlardaki imkan bende olsa. Şu millete ne IŞİD'e adam gider ne PKK'ya adam çıkar. Değerli ya. Hocam, gündemle ilgili o kadar net bilgiler verdin ama son bir sorum var. Çok önemli bir isimden, değerli Murat Çiçek'ten. Bunu da sorayım. Fıkhi ama sizin söyleyeceğiniz bir şey. Sonra programımızı kapatalım ama şimdi ben sizden söz alayım. Hani bizi herhalde davetlerimizi biz sizi davet edeceğiz. Daha sonra. Şimdi benden hep böyle söz alıyorlar ama sonra davet edemiyorlar. Çünkü neden? Doğru biz konuştuğum ederiz. İçin birkaç yok. Televizyon adı vermeyeyim. Çok güzel. Bir söz aldılar evet. Birkaç kere. Arkası arayan yok. Yok çünkü neden? Hocam. İşine gelmeyenler var. Yok biz zaten söyledik. Ben ortadan konuşurum darılan yatağını ayrı sersin. Evet. Hiç kimse de beni çağırmasa da yolum evet. Değişmez. O kadar. Hocam sorumu sorayım mı? Ha, inşallah gelirim tabii. Ne demek? Tabii çok teşekkür çağırsam, ederiz. Çağırsam gelirim. Şimdi namaz kılamayacak derecede olan hasta kişiler oturarak kılıyor. Evet. Oturamazsa yatarak, yatarak kılamazsa ima ile kılıyor. Bu hüküm Hazreti Peygamber'den bir hüküm. Sallallahu değil mi? Evet. Aleyhisselam. Evet, evet. Fakat son zamanlarda camilere tabureler, sandalyeler sıralanıyor. Hatta kilisede olduğu gibi sıra koyanlar var. Bu durum caiz mi? İyiye gitmiyor evet. Şimdi Diyanet bu konuda konmamasına dair fetva veriyor ama cami imamları neden buna müsaade ediyor? Bu konuda hükmünüz nedir hocam? Şimdi burada fetva secde edemeyen insan efendim fıkha göre namazın esas rüknü maksadı secdedir. Hı hı. Dolayısıyla secde yapamadığı zaman bu insana kıyamda ayakta dur, rükuya da eğil rükuda dur, sonra secdeye sıra geldi mi gel otur yapıyorlar. Hı. Esas fetva bu değil. Evet. Bazı mezheplerde yine Ehl-i Sünnet içindeki yani Maliki hı hı. Gibi hı. Mezheplerde bu var ama Hanefi'de ağır basan hı hı. Secde yapamayan adam yere oturacak. Secdeye en yakın olması gerekiyor. Hı. Secdeye yakın olması en yakın nerede? Oturarak. En yere oturacak, ayağını kıbleye doğru uzatacak hı hı. Ve kıyamını, rükûnu ima ile yapacak. Hı hı. İma da kaş işaretiyle olmaz. Kafası sallandığı takdirde şu kıyamdır, düz duruş, şu rükûdur, şu bir daha kavmedir, kalkıştır, Rabbena aleykel hamd safasıdır. Biraz daha aşağı inmek takdirinde secdedir. Başı da boynu da ağrıyanlar vesaire ağır ağrılar sanki onlar, ona göre hareketlenip dikkat ederekten seviyeyi tertiplerler. Evet. Ama vücut eğilmeyecek. Şu da yanlıştır. Hmm. Bu imadan çıkıyor. Rükûa giriyor. Hmm. Yani bazıları da secde yapayım. Şu kadar eğiliyor. Bu da yanlıştır. Çünkü ima yapıyorum dediğin zaman bura hiç oynamayacak. Böyle duracaksın. Bu kıyamdır. Şu rükûdur. Bu kavmedir. Biraz aşağısı secdedir. Santimlik iş. Evet. Ama sen böyle eğilenler bu olmuyor. Adam arabada kılıyor. Arabada zaten ima etmek zorunda. Arabada gidiyor. Karşıki şeyin koltuğun yine kafayı secde etmeye kalkıyor. Evet. Bunlar imayı da bozuyor. Bu sefer hepten namaz gidiyor. Anladım. Şimdi bu imadır. Onun için secde yapamayan kıyamı rükû da yapmıyor. Yere oturuyor. Ayağını uzatıyor. Ve başıyla ima direkt kılıyor. Peki öbür türlü ben derse ki kıyamımı ayakta yapacağım. Rükûmu da eğileceğim.
Secdeyi yapamadığım takdirde secdeye de yine oturayım. Olur. Evet. Onu da namazı bozur demeyeceğim. Evet. Ama sandalyeye oturan yerden uzak oluyor. Hı. Yerden uzak olduğu için sorun burada. Secdeye çünkü secdeye en yakın yerde durmak zarureti var. Onun evet. bir metre veya yarım metre yukarıda evet. durması münafidir. Evet. Bundan dolayı fetva verilmiyor. Ama şimdi bunu yere oturabilenler de sandalyeye oturmaya başladı, dizmeye başladı. Bu uygun bu değil. Bu uygun değil, caiz değil. Ancak bir adam yere hiç oturamıyorsa, yani adam yere oturamıyor, eğilemiyor, belini eğilemiyor. Evet. Otursa kalkamayacak. Evet. Ya bu adama ancak sandalyeye oturur. Çünkü bu ima yapacak. Madem cemaati kaçırmayayım, evde mi kılayım yani, cemaatsiz kalmayayım diye. E gelse de yere otursa kalkamıyor. Evet. O kaldıranı zaman, varsa, oturtanı varsa yine yere oturacak. Yine yere oturacak. Yine yere oturacak. Evet. Ama benim kaldıranım yok, indirenim yok. Kalırım ve belim şey gibi fıtığı hoşusu var, inemiyor, eğilemiyor veya kısmi evet. felci var. Evet. Bu adam sandalyede oturabilir. Ama şu andaki durum maalesef secde yapamayan herkes sandalyede duruyor. Bir de secdeyi yapmaya zorlayacak farzlarda. Öyle romatizmam, şuram buram olmaz. Evet, değil mi? Dayanabildiği kadar, farzlar için konuşuyorum. Evet. Kıyamda duracak ayakta. Ruku yapacak, secde yapacak. Ne demek biliyor musun? Dayanabildiği kadar ağrıya sancıyı çekecek. Dayanabildiği kadar. Ancak artık bağıracaksa zaten namaz bozulur. Evet. O safhadaki ima yapabilir. Farzlarda imaya asla izin yok. Şimdi bütün bozulmasın diye az daha ima yapacak ya. Yani evet. şu anda hafif ağrılardan evet. ben görüyorum. Evet. Benim ayaklarım onlardan beter. Evet. Ama zorluyorum. Zorlamak çünkü farz gerekiyor. Namazlarda Ali Adar Efendi Hazretleri 120 yaşında zat farzları yine ayakta öyle bir evet. zorlarmış ki böyle etrafında evet. 3-4 kişi böyle dururlarmış yıkılsın, bir tarafa yıkılacak diye. Evet. Tutalım diye. Yani bu farzdır. Farzlarda en sona kadar Allah'ın huzurunda evet. gayret edeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Sayın Murat Çiçek'in genel yayın yönetmenimizin sorusunu cevaplamış oldunuz. Hocam programımıza katıldığınız için, gerçekten bizi bu konularda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür gerçekten ederim. Şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Şeref bize ait. Allah razı hem de An ve Zaman programını. İnşallah başka programlarda izleyicilerimizden de sizden söz aldık. Yine size davet ederiz. Sohbetinizden faydalanırız. İnşallah siz bizden söz aldınız da inşallah tabii. size bir telefon i̇nşallah. Gelmez. Gelmez yok hocam. Gelmez burada. Peki. Değerli izleyenler, bu hafta Cübbeli Ahmet hocamızla birlikteydi ki Ehli Sünnet'i, cemaatleri, cemaatçiliği konuştuk. Siz de Twitter'lardan da görünüyor, çok büyük ilgi gösterdiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık programımız bu kadar. Haftaya başka bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.